Merhabalar. Giriş konuşmasını benim yapmam uygun olur mu? Tabii ki de hocam. Okey. Başlıyoruz o zaman. Arkadaşlar hoş geldiniz hep birlikte. Bu güzel davetiniz için teşekkür ederim. Beni sizlere bu konuda bilgi verecek statüde gördüğünüz için teşekkür ederim. Bugün LinkedIn üzerine konuşacağız. Etkili LinkedIn kullanımı üzerine benim daha evvel hazırladığım birkaç program vardı. Onun üzerine bugün tekrar edeceğiz. Ben yine ekran paylaşımı da yapacağım. Sizin için bir mahsuru yoksa. Yok hocam. Eğitim tamamen size, sizindir yani istediğiniz gibi. Hatta biz kameralarımızı da kapatalım. Sizde İsterseniz şey aynen. olur. Hay Sadece hay, siz tamam. gözükürsünüz ve ekran kaydımız olur. O zaman Tamamdır. etkinlik sonunda arkadaşlarımın sorularını alırken ben yine tekrardan burada olurum hocam. Hayır, nasıl isterseniz. Tamamdır. Tamamdır hocam. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün etkili LinkedIn kullanımı üzerine konuşacağız biraz. Etkili LinkedIn kullanımı bizim için çok önemli. Çünkü kariyer yolculuğumuzda basamaklar çıkarken her zaman farkında olmadan gizli rakiplerle karşılaşacağız. Bizim işimizde de başka işlerde de yani yazılım dışındaki işlerde de herkesin rakipleri vardır. Bu rakiplerle baş ederken kendimizi ön plana çıkarmamız için bazı araçlara, enstrümanlara ihtiyacımız var. LinkedIn bunlardan biri. O yüzden etkili kullanmak önemli. Bu programla ilgili de sorularınız olursa programın sonlarına doğru sanırım format gereği yanıtlamaya çalışacağım. Sunum ya da gösterdiğim teknikler yeterli gelmezse aydınlanmak istediğiniz konular hakkında ben detay vermeye çalışacağım. Kısaca kendimden bahsedeyim. Şu anda Türk İş Teknoloji firmasında, Türk Hava Yolları'nın bir alt kurumu olan Türk İş Teknoloji firmasında yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Uzmanlık alanım ise frontend. Bu kariyer konusuna da biraz kafayı takmış biriyim. Sosyal medyada, kendi blogumda ve LinkedIn'da kariyer konusunda çok fazla bilgi paylaşımı yapıyorum elimden geldiğince. Birilerine faydası oluyorsa ne mutlu bana. Sağ taraftaki linklerden benimle ilgili daha fazla detaya erişmek isterseniz ulaşabilirsiniz. LinkedIn nedir diyerek isterseniz başlayalım. LinkedIn kariyer odaklı bir sosyal ağ. Bunu Türkçe'ye ben böyle çevirdim. Kendilerini tanımlarken profesyonel bir ağız diyorlar. Profesyonelden kasıt orada aslında İngilizce'deki profesyonel biz biraz Türkçe'ye çevirirken yanlış çeviriyoruz. Profesyonel aslında gelirini sağladığın alan demek. Yani şu anda öğrencisiniz ama eğer fotoğraf çekimi yaparak freelancer fotoğrafçılıkla hayatınızı idame ettiriyorsanız, geçiminizi bununla sağlıyorsanız kendinize profesyonel fotoğrafçı diyebilirsiniz. Çünkü gelirinizi oradan sağlıyorsunuz demektir. LinkedIn bu bakışla kendisini profesyonel sosyal ağ olarak tanımlıyor. Çünkü LinkedIn iki farklı grubu bir araya getiriyor. Hangi grup bunlar? İş verenler ve iş arayanlar. Biz bugün daha çok iş arayan tarafından bakacağız olaylara. İşveren tarafına çok bakmayacağız. Ama sorularınız olursa o tarafla ilgili de bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Neden LinkedIn kullanmalıyız? Şimdi biz bugün iş arayan tarafında olacağız. Oradan detaylandıracağım o yüzden bütün bu başlıkları. Ama dediğim gibi soru olarak sorarsanız sonlara doğru diğer taraftan da bakarız olaylara. LinkedIn kullanmalıyız arkadaşlar çünkü az önce söylediğim rekabette ön planda olmak için bazı rakiplerimizden birkaç basamak yukarıda olmak için LinkedIn kullanmak zorundayız. Çünkü firmalar birilerini işe alacağı zaman LinkedIn üzerinden alıyorlar genellikle. Özellikle de bizim sektörümüzde bu çok daha belirgin bir şekilde görülüyor. Bizim kendi tecrübelerimiz de bunu gösteriyor. Ben şahsi olarak kendi tecrübelerimi şöyle aktarayım. Son iki firmam LinkedIn üzerinden oldu. Yani LinkedIn sayesinde onlar bana ulaştı ya da ben onlara ulaştım. Dolayısıyla LinkedIn'i kullanmak zorundayız. Birinci nedenimiz görünür olmak. Yani LinkedIn'i kullanmalıyız çünkü görünür olmamız lazım. Siz evinizde örneğin yazılımcısınız. Ben bugün yazılımcı bakış açısıyla buradayım. Bir yazılımcısınız ve çok mükemmel kodlar yazıyorsunuz diyelim. Evinizde dünyayı değiştirecek kodlar yazıyorsunuz.
Ama bunu kimse görmedikten sonra sizin o kabiliyetlerinizi kimse fark etmeyecek. LinkedIn biraz da bunun için var. Görünür olmanız için bir fırsat. Orada sahneye çıkıp yaptığınız işi göstermek için bir fırsat. Dolayısıyla görünür olmak için LinkedIn kullanmalısınız. Bunun yanında bir de akılda kalmak önemli. Yani bir dönem böyle çok parlayıp kaybolmak yerine akılda kalmak lazım. Bunları nasıl yapacağımızı da ilerleyen dakikalarda anlatıyor olacağım. Nasıl kullanmalıyız peki LinkedIn'ı? Neden kullanacağımızı anladık. Çünkü sektörde var olmak için, hedefimizde daha yukarılara ulaşabilmek için LinkedIn kullanmalıyız. Ama nasıl kullanmalıyız? Yine bu az önceki iki başlığa yanıt verecek şekilde kullanmalıyız. Yani görünür olacak şekilde kullanmalıyız. Bunu şöyle anlamamak gerekiyor. Böyle bir yanılgı var. LinkedIn bir sosyal ağ, evet, ama kendi tanımlarıyla profesyonel bir sosyal ağ. Yani daha çok işle ilgili, business dünyayla ilgili paylaşımlar yapmalı ya da o paylaşımlara rağbet etmeliyiz. Yani burada mesela bu akşam Noel akşamı, biliyorsunuz. LinkedIn'da Noel kutlamayalım arkadaşlar ya da Cuma mesajı, bayram mesajı yayınlamayalım. Yayınlara da, bu tarz yayınlara da rağbet etmeyelim. Onlara ne derler ona? Like etmeyelim. Onlarla çok temas halinde bulunmayalım. Çünkü bizim orada bulunma amacımız özel gün kutlamak değil. Tabii ki bizim branşımızla ilgili, uzmanlık alanımızla ilgili özel günleri yine kutlayabiliriz. Ama bununla sınırlı olması gerekiyor. Yani LinkedIn nasıl kullanmalıyız? Bizim branşımızdaki insanlara ve bizim işe alma sorumlularımıza, yani insan kaynakları uzmanlarına görünecek şekilde kullanmalıyız. Ve yine akılda kalacak şekilde kullanmalıyız. Bunları da detaylandıracağım az sonra. Akılda kalacak şekilde kullanırsak eğer LinkedIn'da, yani amacımız şey değil asla, popüler olalım LinkedIn'da, işte binlerce, yüz binlerce takipçimiz olsun. Bu değil. Yani bunu da arzu edenler olabilir. Sorun değil. Bu da bir yöntemdir kesinlikle. Kariyer açısından yükselmek için iyi bir yöntemdir ama asıl amacımız bu değil. Asıl amacımız hedeflediğimiz firmalarda görev almak, o firmaların içerisinde bulunmak, onlarla aynı aksiyonları, aynı operasyonları yürütmek. Peki nasıl görünür olacağız? Okey, görünür olursak insan kaynakları uzmanlarının dikkatini çekeceğimizi anladık. Nasıl görünür olacağız diyecek olursanız, bunun birçok yolu var elbette ama ben bu programı, sunumu hazırlarken de kendi tecrübelerim sonucunda da içerik üretmenin çok kıymetli olduğunu gördüm. Yani görünür olmak istiyorsanız, LinkedIn üzerinde dikkat çekmek istiyorsanız, kendi branştan olduğunuz insanlar havuzunda daha yukarılarda olmak istiyorsanız içerik üretmek kestirme güzel bir yöntem. Nasıl içerikler üreteceğiz? Yazılı içerikler. Ürettiğiniz içerikler genellikle yazılı olursa, bizim işimizin de bir parçası biliyorsunuz, klavyeyle çok temas etmek. Dolayısıyla yazılı içerik üretmek biraz daha bizim için kolay. Biraz aşina olduğumuz bir alan. Yazılı içerik üretmeye ben alışmanızı öneririm. LinkedIn'da yazılı içerik üretmek, bu yönde düzenli yayınlar yapmak güzel. Ama yazılı içeriğin içerisinde ne olacak? Bazıları teknik kod destekli yazılar yazıyor. Yani bu da bir güzel bir tercih. Gerçekten iyi bir tercih. Yani küçük kod parçacıkları var ve bu kod parçacıklarının ne işe yaradığını açıklıyorsunuz. Genellikle trend bir şeyi açıklamak iyidir bu arada. Yani tutup da 20 yıl öncenin bir teknolojisini anlatmak yerine bugünlerde çıkmış, bugünlerde popüler olabilir ya da olmuş konuların üzerinde teknik yazılar yazabilirsiniz. Ya da teknik olmayan soyut beceriler hakkında yazılar yazabilirsiniz. Bunlarda daha çok yani bizim meslek hayatında mülakatlarda falan karşımıza çıkmayan ama bu girdiğimiz firmalarda rahat etmemiz için daha ne derler ona, geleceğe özgür, rahat bakabilmek için sahip olmamız gereken soyut beceriler var. Bunlar genellikle insan ilişkileri odağında olur. Mülakatlarda bu yüzden çok sorulmaz. Yani şöyle sorular gelir ama işte ekiple çalışmaya yatkın olduğunuzu düşünüyor musunuz diye sorular gelir. Bu soruların cevabı asla hayır olmaz. Bu arada herkes evet der. Ama bazılarının bu konuda çok iyi olmadığını duyarsınız, görürsünüz. Bu becerileri geliştirmek gerekir. Bu beceriler hakkında yazılar üreten biri de yine görünür olur LinkedIn üzerinde. Yani insan ilişkiler. Mesela siz test mühendisisiniz yazılım alanında.
bir yazılım mühendisiyle test mühendisinin nasıl irtibat kuracağıyla ilgili bir içerik üretebilirsiniz. Ben bu konuda çok deneyimli değilim, nasıl üreteyim ki diye düşünecek olursanız da bildiğiniz kadarıyla, okuduklarınızdan, öğrendiklerinizden yola çıkarak kendi bilginizi içeriğe dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında videolu içerikler de üretiliyor. Bugünlerde hatta son yıllarda daha popüler diyebiliriz video içerik üretmek. Bu da bir tercih. Yapılabilir. Gerçekten görünür olmanın bazı yolları da bu yollar. Video içerik üretebilirsiniz. Aslında şu anda da bir video içeriğin içerisindeyiz. Yine biz de bunu yapıyoruz. Şu an bu konuşmalar sayesinde. Video içerik üretirken yine bu iki başlık altında içerik üretebilirsiniz. Yani teknik ve teknik olmayan içerikler üretebilirsiniz. Bunlar da görünür olmanızı sağlar. İçerik üretmenin dışında konuşmalar yapabilirsiniz. Bildiğiniz kadarıyla arkadaşlar, zaten buna akran öğrenmesi deniyor eğitimde. Bildiğiniz kadarıyla paylaşmaktan çekinmeyin. Bunu hem LinkedIn üzerinde yapabilirsiniz, hem başka içerik üretme platformları var. Medium.com gibi mesela. Böyle platformlarda içerik üretip bunların da linklerini yine LinkedIn üzerinde paylaşıp, yani duvarınızda bunun bulunmasını sağlayıp profilinizde böyle konuşmalar da yapabilirsiniz. Bu programlara da katılabilirsiniz. Yazılım etkinliklerinde konuşmalar yapmak. Ya bu içerikler üretmenin biraz daha sonrasında oluyor genellikle. Böyle bir basamak gibi bu aslında. Önce içerik üretiyorsunuz, sonra konuşmalar yapmak üzere davetler alıyorsunuz. Bunu yapabilirsiniz. Yazılım etkinliklerinde konuşabilirsiniz ve bu konuşmaları mutlaka paylaşın. Yani LinkedIn'da görünür olsun bu yaptığınız işler ki işe alma sorumlusu arkadaşlar sizi kolayca bulabilsinler. Evet, bu arkadaş diğerlerinden farklı olarak yazılım etkinliklerinde bulunuyor. Hatta orada konuşmalar yapıyor, görünsün. Yine festivallerde, yazılım festivalleri var. Biliyorsunuz yılın son zamanlarında genellikle developer festivalleri oluyor. Google'un da yine sponsorluğu sayesinde. Bu festivallerde bulunun, bu festivallerde konuşmacı olarak yer almak için gayret edin mutlaka. Eğer bunlara ayıracak zamanınız yoksa, belki lokasyon olarak bunlara uzaksınızdır. Online olarak uzaktan da şimdiki yaptığımıza benzer bir şekilde etkinliklere katılabilirsiniz. Bu katıldığınız etkinliklerde mutlaka LinkedIn'da paylaşın. Yani asıl önemli kısmı neredeyse bu yani. Bu etkinliklerde yer almanın en önemli kısmı bunları LinkedIn'da paylaşıyor olmak. Bu etkinliklerde konuşmacı değilseniz bile az önce dediğim gibi bir katılımcı olarak da katılmanızda fayda var. Bu katılımcılığı da yine fotoğraflayıp belgeleyip LinkedIn'da paylaşabilirsiniz. Çok doğru bir LinkedIn kullanımı olur böyle yaparsanız. Akılda kalmanın yolları, yani görünür olmayı başardık. Peki nasıl akılda kalacağız? Belli bir alanda uzmanlaşmak en iyi yöntemdir. Yani biliyorum, öğrenciyken en zor şeydir bu uzmanlık alanını belirlemek. Ben de zamanında en zorlandığım konu buydu. Yani yazılımdan keyif alıyorum ama yazılımın hangi alt dalından daha çok keyif alacağımı bilemiyordum. Bunu keşfetmek için ya acele etmenizde fayda var. Çünkü şu kadar zamandır backend developer'ım, şu kadar zamandır machine learning üzerine uzmanlaştım ifadesini, ya oradaki şu ifade, şu zaman ifadesi ne kadar büyükse o kadar kariyerinizde yukarılara çıkıyorsunuz. Bunun için de kendi eğleneceğiniz, keyif alacağınız alt dili, dalı erkenden keşfetmeye çalışın ve bu alanda uzmanlaşın. Bu alanda uzmanlaşırken de öğrendiğiniz şeyleri LinkedIn üzerinden paylaştığınızda akılda kalmış olacaksınız. Bununla beraber dünyadaki trendleri de takip edip bunu yaymak çok pratik bir akılda kalma yöntemidir. Hatta bazen şöyle şeyler duyarsınız. Yani ben aklımda birkaç isim var. İşte JavaScript ile ilgili dünyada şu an trend ne? Yeni neler var? Mesela 2023 yılı kapanırken JavaScript neler getirdi bize bu yıl boyunca? 2024'te neler vaat ediyor diye merak ettiğimde profiline girip bakacağım kişi Eser Özvataf'tır. Yani JavaScript üzerine Türkçe içerik üreten çok kıymetli biridir. Bir yazılımcıdır, bir mimardır. Onun profiline girmek benim aklıma gelir. Demek ki Eser Hoca akılda kalıyor.
siz de böyle akılda kalan kişiler olursunuz. Uzmanlaşıp dünyadaki trendleri takip ederseniz. Şimdi böyle bir tabloya bakalım. Bu LinkedIn'ın kendi bir dokümandan aldığım bir ekran görüntüsü. Aslında hepimiz bu havuzlardayız. Şu an bu gördüğümüz şey bir havuz. Bir firma etkinlik fotoğrafçısı aramak için bir ilan oluşturmuş. Bu ilana da 7000 kişi, neredeyse 8000 kişi başvurmuş. Bu kadar insan başvuruyor arkadaşlar. Gerçekten ilanlara çok kişi başvuruyor. Rekabet çok büyük. Burada ne yaparız da en yukarılarda oluruz? Ne yaparız da buradaki filtrelerden en doğru olanlarını taşırız? Bunun üzerine LinkedIn'da uzmanlaşmak gerekiyor. Biraz LinkedIn'a bu konuda mesai ayırmak gerekiyor. Dediğim gibi hepimizin amacı bu havuzda yükselmek, yukarılarda, ilk sıralarda görünmek. Bunun için de nasıl yapacağımızı, nelere dikkat etmemiz gerektiğini isterseniz LinkedIn'ın kendi üzerinden inceleyerek devam edelim. LinkedIn'da LinkedIn profiliniz vardır diye tahmin ediyorum. Yoksa da hemen açın, bir an önce oluşsun profiliniz. Profilde ana sayfanızdan, home'dan başlayarak böyle küçük bir tanıtım yapayım. Önerilerde bulunayım. Kendi tecrübelerim ve arkadaşlarımdan duyduğum tecrübeleri aktarayım isterseniz. Burada ana sayfada siz eğer bir yazılımcıysanız, yazılım alanıyla ilgileniyorsanız genellikle yazılımla ilgili insanların paylaşacağı şeyler olsun. Şimdi şans eseri hiç alakasız bir şey de çıkabilir karşımıza ama ben bir cesaret böyle scroll down yapıyorum. Genelde işte yazılım etkinlikleri, yazılımcıların tecrübelerini aktardığı ya da bu bizde çok popüler işte bir firmadan hediye geldi falan böyle paylaşımlar ya da işte şu etkinlik oldu, şu ödül verildi, şu ödül alındı ya da komikli şeyler. Ama genellikle yazılımla ilgili olmalı. Yani yazılım alanında eğer uzmanlaşmak, büyümek, LinkedIn'da fark edilmek istiyorsanız takip ettiğiniz kişiler de genellikle yazılımla ilgili insanlar olsun. Ana sayfanızın da nasıl göründüğü başkalar tarafından görünmese bile önemli arkadaşlar. Dilerseniz profilime gireyim. Ben profilim üzerinden anlatırken siz kendi profilinizle şeyleri oturtursunuz artık, parçaları birleştirirsiniz. En yukarıdan başlayarak önerilerde bulunacağım. Bu arada ben panel tarafını görmüyorum. Eğer bölmeniz soru sormanız gerekirse herhalde sesli olarak moderatör arkadaşlar, Melisa Hanımlar böleceklerdir diye devam ediyorum ben. En üst taraftan başlayarak önerilerde bulunacağım. Bütün profilde doldururken nelere dikkat etmeliyiz, neleri nasıl doldurursak bu insan kaynaklarının havuzlarında yukarılara çıkarız. Rakiplerimizi biraz daha eleriz. Bunları anlatacağım. Şimdi en üstte kapak fotoğrafı, cover foto denilen şey var. Bu kapak fotoğrafı konusu bence çok kritik değil. Ya yani bu arada bu programı tamam benceden ibaret değil. Tabii ki de tecrübelerimi aktarıyorum size ama bu konularda makaleler, dokümanlar okuyorum. Bunları da size sunumun ardından link olarak paylaşacağım. Oradan takip edebilirsiniz bazı makaleler. Bizzat LinkedIn'da çalışan insanların makalelerinden yola çıkarak bu bilgileri size aktarıyorum. Cover foto dedikleri şey, kapak fotoğraf dedikleri şey o kadar kritik değil, önemli değil. Benim de yok gördüğünüz gibi bir fotoğraf ayarlamamışım. Bura illa olacaksa siz olsun ben renkli olmak istiyorum, profilimi göstermek istiyorum diyorsanız genellikle uzmanlık alanınızla ilgili bir şeyle uğraşırken içerisinde sizin olduğunuz bir fotoğraf olmasını istiyor LinkedIn. Yani böyle bir grafik tasarım değil de içerisinde sizin olduğunuz bir fotoğraf olsun diyor. Yahut profesyonelleştiğiniz ya da profesyonelleşmeyi amaçladığınız alan dışında bir alan seçecekseniz bu da sizin çok sevdiğiniz bir hobiniz olabilir diyor. Örneğin balık tutmayı seviyorsanız balık tutarken bir fotoğrafınızı burada gösterebilirsiniz. Böylece hobinizi de göstermiş olursunuz. Bugün günümüzde o kadar kritik, önemli değil ama eskiden iş görüşmelerinde, mülakatlarda hobilere çok ciddi zaman ayrılırdı. Hobiler hakkında da sorular sorulurdu. Bugün o kadar nedense önemli görülmüyor. Ama yine de LinkedIn bu şekilde kullanabileceğinizi söylüyor kapak fotoğraf kısmını. Profil fotoğraf kısmına gelelim. Burası çok önemli, çok kritik.
Profil fotoğrafınız genellikle yüzünüzü karşıdan net bir şekilde gören, efekt falan olmayan, böyle Instagram efektleri olmasın mümkünse, belki fotoğrafçınız üzerinde bir oynama, makyajlama yapmışsa, efekt yapmışsa, o okey, sorun değil, olabilir. Ama neredeyse bir vesika fotoğraf somutluğunda, matlığında olmasını LinkedIn öneriyor. Yani burası dümdüz bir fotoğraf olsun arkadaşlar. Mümkünse arka tarafınız tek renk olsun. Beyaz olmak zorunda değil ama bir tek renk olsun. Ve yüzünüzün net bir şekilde görüldüğü bir fotoğraf olsun. Genellikle vesika fotoğrafları kimse sevmez. Kimse vesika fotoğrafını yayınlamak istemez. Ama böyle platformlarda bu gerekiyor. Ben de bir vesika fotoğrafımı yayınlamışım profil fotoğrafı olarak. Bunun için özellikle gidip vesika fotoğraf çektirmenize gerek yok. Bir fotoğraf, yani bir işe girerken, bir derneğe, bir vakfa üye olurken gereken profil fotoğrafı, daha doğrusu vesikalık fotoğrafı, fotoğrafçınızdan rica edebilirsiniz. E-posta adresinizi verirsiniz ve dersiniz ki bana lütfen fotoğrafı dijital olarak da gönderin. Genellikle gönderirler. Onlar için bir sorun değil. Hemen fotoğrafın altında ad soyad bilgisi var. Bu da yine gerçekçi, doğru olsun arkadaşlar. Yani kimlikte ne yazıyorsa burada da o yazsın. Çünkü bu isimle size hitap etmek isteyecekler. İşe alım sorumluları sizi bulduklarında. Dolayısıyla burada da gerçek bilgiler, her yerde gerçek bilgiler olacağı gibi ad soyadda gerçek bilgiler olsun. Bunun altında da şu an nerede ne yaptığınızı yazmanız lazım. Frontend developer olarak çalışıyorum. Nerede? Türk İş Teknoloji'de. Şu detay sizde muhtemelen olmayacak. Çok önemli de değil. Bu bir outsource firma. Bu firmanın üzerinden bu firmada çalışıyorum. Ne pozisyonda? Frontend developer olarak. Bu bir kalıp, standart. Yine LinkedIn'ın da önerdiği, insanların da kullanım alışkanlığı haline getirdiği bir standart. Siz de bunu böyle kullanabilirsiniz. Öğrenciyseniz bunu da belirtmeniz güzel olur. Bilgisayar mühendisliği öğrencisi nerede? Bingöl Üniversitesi'nde gibi. Yani yine aynı standartı öğrenciyken de. Çünkü öğrencilik de aslında bir iş arkadaşlar. Size işiniz sorulduğunda öğrenciyim diyorsunuz. Bunun hemen altında konum bilgisi var. Bu da önemli. Neredeyseniz onu yazın. Çünkü şurada tekrar göreceğiniz üzere burada konum bilgisini giriyor. İşe alım sorumluları havuzda filtreleme işlemi yaparken nerede alacağını, eyalet ya da şehir bilgisini buraya giriyor. Dolayısıyla şehir bilginiz de gerçekçi bir şekilde olsun, doğru bir şekilde olsun. Birden çok şehriniz varsa, yani aynı anda yılın şu kadarı şurada, şu kadarı burada gibi bir lokasyon değişikliği rutininiz varsa bunu da burada belirtin derim. İletişim bilgileri. Burada e-posta bilginizin olması önemli arkadaşlar. Mutlaka e-postanız olsun. Bunu yani herkese açacak bir e-postanız illaki vardır. Bunu açın. Buradan da bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yani LinkedIn kaynaklı bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bu kadar insan kullanıyor. Buradan spamlar falan gelmiyordur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla güvenerek e-posta adresinizi verin. Yine rekrütörler, işe alım sorumluları sizlere e-postanızla da bulabilir, e-postanızla ulaşabilir. Toplu mesajlar atıyor bazen bu işe alım sorumlusu görevlisi arkadaşlar. Onların da toplu e-post, toplu mesaj gönderebilmesi için LinkedIn üzerinde sizin burada e-postanızın kayıtlı olması gerekiyor. Dolayısıyla herkese görünür bir tane e-postanız mutlaka olsun. Bu sağ tarafta da firma oluşturma kısmı ya daha doğrusu deneyim girme kısmı az sonra aşağıdayken göstereceğim. Deneyimi girerken bu deneyimin link profilimin yukarısında sabitlenmesini istiyorum gibi bir seçenek var. Ona tıkladığınızda şu an çalıştığınız firmayı da burada gösteriyor olacaksınız ya da okuduğunuz üniversiteyi gösteriyor olabilirsiniz. Bunun altında profili geliştirirken çok sık kullanacağımız profil bölüm ekle diye bir bölüm var. Buradan aşağıda göreceğimiz bölümleri dolduracağız ve ekleyeceğiz. Benim profilim içerik oluşturucu modu aktif olduğu için benim profilimde takipçi diye bir bilgi de var. Bu genellikle sizde olmuyor. Açarsanız sizde de olacak oluşturucu modunu. Çok kritik değil. Yani bu birinin işe alınırken ya da işe alınmak konusunda siz bir işte başvuruda bulunduysanız burası çok önemli bir etmen değil.
Yani insan kaynakları uzmanlarının, işe alım sorumlularının dikkatini çeken bir şey değil. Eğer tabii ki 1 milyon değilse, yani çok ciddi bir rakam takipçiniz varsa, bir herhangi birinin dikkatini çekeceği gibi işe alım sorumlusunda dikkatini çekecektir. Bağlantı sayısıyla ilgili de çok yaygın bir bilgi var, yani dolaşıyor. Diyorlar ki işte 500'den fazla mutlaka bağlantınız olsun. Böyle bir kaynak ben bulamadım. Yani LinkedIn'ın böyle bir önerisi yok. Daha popüler olmak için, bu bahsettiğimiz havuzda yukarılarda çıkmak için öyle bir şey gerekmiyor. Ama şu önemli, kendi uzmanlık alanınızla ilgili bağlantılarınız olsun. Az önce ilk başta ana sayfayı da anlatırken söylediğim gibi LinkedIn'ın ana sayfasını, yani takip ettiğiniz insanlar, bağlantıda olduğunuz insanlar genellikle sizin alanınızdan olsun. Başka mesleklerden olmasın. Ama sayısı önemli değil. Takipçi sayınızın önemli olmadığı gibi bağlantı sayınız da önemli değil. Verilen hizmetler diye bir bölüm var bunun hemen altında. Burası da ilk girildiğinde dikkat çeken bir yer. Ama bura genellikle freelancerlar için kritik arkadaşlar. Yani bir firmaya bağlı olarak bir kurumda çalışarak değil de küçük kontratlar, sözleşmeler yaparak firmalara ya da kişilere bazen hizmet sağlamak, bir tür böyle ustalık gibi düşünebilirsiniz. Yani kalıcı bir iş değil, bir haftalığına, bir aylığına, 6 aylığına anlaşmalar yapabildiğiniz bir yer var. Orası burası. Burada da o hangi alanlarda hizmet verebileceğinizi belirtebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu çok etkin bir şekilde çalışmıyor. Çok başvurulmuyor bu yönteme. Ama yine de bu bilgileri doldurmanızda da fayda var arkadaşlar. Orası da yani verilen hizmetler kısmı da buna hizmet ediyor. Freelancerlık için daha çok, yani serbest çalışanlık için. Bunun altında yine bir analiz kısmı var. Çok kritik değil gerçekten. Yani buradaki rakamlar olağanüstü önemli değiller. Sadece ego için iyi oluyor. İşte şu kadar kişi beni aramış bu ay boyunca gibi. Onun dışında bir iş bulmanızı kolaylaştırmaya yönelik çok büyük bir katkısı yok açıkçası. Bu kısmı da geçiyorum. Bu kısımda ayarlarla ilgili, yani çok kritik olmayan şeyler var. İşte oluşturucu modunu açalım mı gibi detaylar var. Kendiniz de zaten çok bakarak fark edeceğiniz küçük şeyler var. Bir trik, önemli bilgi yok. Orada anlatabileceğim. Öne çıkanlar var. Öne çıkarılan içerikler var. Bunlar da aslında yaptığınız paylaşımların bazılarını, mesela ben dün bir paylaşım yapmışım. Onun detayına gidelim. Detaya gittikten sonra bunu profilimdeki üst kısma yerleştir. Profilin üst kısmında sergile. Butona tıklarsam o az önce gördüğümüz öne çıkarılan içerikler bölümünde görünecek. Bunu yapabilirsiniz. Bu eğer böyle öne çıkmaya değer bir paylaşım yaptıysanız bunu öne de çıkarın. Bu gerçekten profilinize giren insanlar ilk dikkatini çeken şeylerden biri oluyor buradaki şeyler. O yüzden önemli. Paylaşımlar kısmı bildiğiniz gibi zaten paylaşımlar yapıyorsunuz. Yaptığınız yorumlar kaydediliyor. Başkalarının gönderilerine yaptığınız yorumlar da burada gösteriliyor. Yaptığınız paylaşımlardaki fotoğraflar da yine bir düzen içerisinde burada görülüyor geriye dönük olarak. O yüzden işte katıldığınız etkinlikleri vesairelere fotoğraflayın diye ısrar ettim. Bunlar illa yüz yüze olmak zorunda değil. Online etkinliklerde de mutlaka görsel paylaşın. LinkedIn'i bu yönde kullanın. Bir de yazılar kısmı var. Burası da ilk başta bahsettiğim yazılı içerik üretirken kullanacağımız kısım. Burayı en son tekrar biraz daha üzerinden geçeceğim. Makale üretmek, yazı üretmek LinkedIn'da çok önemli. Gerçekten rakiplerinizin önüne geçmek, görünür olmak ve akılda kalmak için etkili bir yöntem makale yazmak. Hakkında bölüm var. Burası biraz CV'lerde cover letter diye bir olay var özgeçmişlerde. Aslında bir tür giriş mektubu, yani kendinizi tanıttığınız bir yazı. Burası, burayla ilgili iki yaygın görüş var. Bazıları çok detaya girin, çok uzunca bir şekilde kendinizi açıklayın derken, bazıları da en fazla birkaç cümleyle kendinizi açıklayın diyorlar.
Ben biraz daha ilkine yakınım, ilk görüşe. Dolayısıyla biraz uzunca bir şekilde kendimi ifade ettim. Ama bundan daha uzunluğa gerek yok arkadaşlar. Burada mutlaka uzmanlaştığınız, uzmanlaşmaya çalıştığınız alanları mutlaka yazı içerisinde geçirin. Yani burada kullandığınız teknolojileri, ne konularda daha detaylı bilgili olduğunuzu, yani yazılımın birçok alanda bilgilisinizdir ama en çok bilgili olduğunuz alanları bu hakkında bölümünde mutlaka yer verin. Burada yazılımla ne kadar süredir iç içe olduğunuzu da göstermeniz lazım. Yani ne kadar süredir yazılımcısınız, ne kadar süredir bunun üzerine kafa patlatıyorsunuz. Hakkında kısmında mutlaka buna da değinin. Hakkında kısmına gelen yeni bir özellik ise bu az önce dediğim şeyin biraz daha otomatikleşmiş hali. Çok önemli yeteneklerinizi göstereceğiniz bir bölüm yapmışlar. En önemli yetenekler diye bir bölüm var. Burada burası önemli. En fazla 5 tane yetenek seçebiliyorsunuz. Burada yani çok iyi olduğunuz yetenekler dışına çıkmayın. Çok iyi olduğunuz, çok güvendiğiniz yetenekleri ve sırası da önemli bu arada. Doğru sırayla en çok dikkat çekmesi istediğinizi ilk başta tutarak burada da önemli 5 yeteneğinizi gösterin. Aşağıda bir de toplu yetenekler bölümünden bahsedeceğim. Orası da kritik ama burada kritik. Bura bir de yeni bir şey olduğu için LinkedIn burayı biraz daha havuzda ön plana çıkarıyor. Yani burası kritik arkadaşlar. Deneyimlerinizi mutlaka girin. Ya burada çok kısa süre çalıştım, ya burada sadece staj yaptım gibi düşünmeyin. Böyle düşünenler oluyor. Böyle düşünmeyin, mutlaka deneyimlerinizi girin ve bu deneyimlerinizi girerken orada ne yaptığınızı mutlaka yazın. Yani hangi teknolojileri kullandığınızı yazın. Ben şu an çalıştığım firmada kısmen yeni sayılırım. O yüzden burası biraz boş. Daha öncekilere biraz bakalım. Ondan önceki firmaya. Bir cümleyle, birçok cümleyle açıklamışım ne yaptığımı. Altında da yetenekler bölümünde bu firmada çalıştığım süre boyunca hangi teknolojilerle çalıştığımı göstermişim. Siz de bunu mutlaka yapın. Çünkü yine o havuzda binlerce kişinin başvurusunun içinde sizin başvurunuzun görünmesi için, öne çıkması için şöyle bir şey oluyor, sistematik gelişiyor. Diyor ki işte biz atıyorum Next.js geliştiren bir yazılımcı arıyoruz. Şu anda işe alan kişi biziz. Havuzda bu insan, bu arkadaş, bu aday Next.js'i toplam 2 yıl 2 ay boyunca şu firmada geliştirmiş. Yani Next.js ile çalışmış uzunca bir süre. Bu bilgi, ya tabii ki 10 yıl varsa o daha kıymetli hale gelir. Ama yani burada hangi yeteneklerinizin olduğu, bu firmada hangi yeteneklerinizin olduğu aslında insan kaynakları uzmanların en çok merak ettiği konu. Yani firmanızın büyüklüğü vesaire bunlar da önemli elbette. Ama sizin hangi teknolojiler üzerine çalıştığınız, hangi teknolojiler çok iyi orada yönettiğiniz, kullandığınız insan kaynakları uzmanları için, işe alım sorumluları için çok çok daha önemli. Dolayısıyla mutlaka hangi teknolojilerle orada geliştirme yaptığınızı yazın arkadaşlar. Bunları da çok abartmamak lazım. Yani belli bir sayıda tutmak lazım. 3-5 şeklinde tutmak lazım. Eğer bunlar tutarlıysa, yani tekrar eden bilgilerse doğru yoldasınız. Yani toplam bir tecrübe görünecek demektir. İşte toplam 4 yıl atıyorum aynı teknoloji hakkında tecrübeniz var. Toplam 3 yıl tecrübesi olan kişiden önde olacaksınız. O yüzden önemli yani yetenekler kısmı. Bir de firmada ne yaptığınızı açıklayın. Yani firmanın bazı firmadan mahrem bilgileri olur. Bazı örneğin savunma sanayisi firmaların falan. Bunlara çok değinmeden, bunları vermeden, açık etmeden orada ne yaptığınızı, hangi görevlerle çalıştığınızı da açıklamanız, güzel bir Türkçe ile açıklamanız iyi olur. Türkçe demişken ona da değinelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bizim yazılım alanı genellikle İngilizce yürüyor. İlanlar da İngilizce açılıyor. İnsan kaynakları, bizim görüştüğümüz kişi bir Türk de olsa genellikle İngilizce açıyor ilanı. Bu profilimize de yansıyacak bir bakış açısı. Belki en başta değinmem gerekirdi ama şimdi değineyim. Baştan itibaren eğer Türkçe
tanıtıyorsanız kendinizi bazı kalıplar dışında, Türkçe tanıtın baştan sona. İngilizce tanıtıyorsanız da İngilizce tanıtın ya da Almanca, artık hangi dille kendinizi tanıtıyorsanız, bir dil seçin ve o dille devam edin. Yani biraz öyle biraz öyle olmasın. Tek tip bir dil seçimi yapın. O dille devam edin. Aklıma gelmişken onu da araya ekleyeyim dedim. Bundan sonra tabii ki eğitim bilgisine girin. Mutlaka hangi eğitimleri aldınız, ne zaman aldınız, bu bilgiler de yine önemli. Yine yetenek kısmı da önemli. Bu eğitim boyunca hangi teknolojileri öğrendiniz, hangi alanlarda uzmanlaştınız, bunu da mutlaka belirtin. Öğrenciyken yaptığınız projelerde, az sonra göstereceğim, projeler bölümüne girebilirsiniz. Bu alanları zaten siz de yani profilinize girdiğinizde görüyorsunuz ama bazı alanlar yani doğrudan girdiğinizde çıkmıyor. Onlar da yine birazdan detaylı göstereceğim, nasıl göreceğimize bakacağız. Lisanslar ve sertifikalar da yine çok önemli arkadaşlar. Burada da aldığınız lisans ve sertifikaları girmenizi öneririm ısrarla. Mutlaka yani işinizle ilgili, uzmanlığınızla ilgili sertifikalar buraya girin. Bunun dışında projeler kısmı var. Projelerinizi de yazın. Burada bazıları şöyle bir tercih yapıyor. Yanlış değil ama düşünülebilir bir konu. Çalıştığı şirketteki projeleri de buraya giriyorlar. Bu yani yanlış değil kesinlikle. Böyle bir yaygın bir kullanım var. Ama benim tercih etmediğim bir şey. Ben daha çok burada tamamen bana ait olan, benim tek başıma ortaya koyduğum projeleri genelde yapıyorum. Çünkü kurumda çalışırken geliştirdiğim projede benden başkaları da çalışıyor. Çok daha kalabalık şeyler oluyor orada. Organizasyonlar oluyor. Burada ya bu tercih ama yani gerçekten doğrusu yanlışı yok burada. Çalıştığınız firmadaki projeleri de burada anlatabilirsiniz. Açık vermeden, firmanın gizli bilgilerini dışarı sızdırmadan ya da sadece kendi projelerinizi burada tanıtırsınız, duyurursunuz. Bunlar da önemli. Burada da yine tabii ki yetenekler önemli arkadaşlar. Hangi yeteneklerde kullanarak bu projeyi ortaya koyduğunuzu da belirtin mutlaka. Gönüllü çalışma. Bu ya kariyeriniz açısından ne kadar kıymetli emin değilim. Bu ölçülemeyen bir bilgi. Ama ben bunun sempatik olduğuna eminim. İnsanlar gönüllü olarak, bu arada bu branşınızın dışında da olabilir. İlla yazılımla ilgili olmak zorunda değil. İşte hayvanlar için bir gönüllü aktivite yapabilirsiniz. Bir etkinlikte bir görev alabilirsiniz. Atıyorum işte kimsesiz çocuklar için bir etkinlikte bir görev alıyor olabilirsiniz. Bunu da LinkedIn profilinize gönüllü çalışma olarak girmenizi öneririm. Hangi görevi aldığınızı, hangi projede görev aldığınızı mutlaka yine belirtin. Yani bu projede görev aldım ama ne yaptın onu da mutlaka belirtin. Zaten genellikle bunlar yani o organizasyonun bilgileri olur. Yani bu bilgileri elinizle doldurmazsınız. Genellikle organizasyonun kendi web sitesinden falan bulursunuz. Bu bilgileri de doldurun. Yetenekler neredeyse en önemli kısım arkadaşlar LinkedIn'da. Profilimizde. Burada yetenekler kısmında bir ipucu vereceğim. İlginç bir bilgi vereceğim. İlk 3 yetenek en kritik bilgiler oluyor. Yani burada bu arada 30-40 tane yetenek olmaz arkadaşlar. 30-40 tane yetenek girmeyin. Çok sayıda girmeyin yani. Bir limitiniz olsun burada. İlk 3'ü ise en uzman olduğunuz, en iddialı olduğunuz ya da hedefinizde yani girmek istediğiniz firmanın en çok aradığı özellik olsun, yetenek olsun. Çünkü insan kaynakları uzmanları bu havuzda profilinize tıklayıp detay görmek istediğinde sadece öncelikle ilk 3 yeteneğinizi görüyor. Sonra diğerlerini görmek isterse, tıklarsa, ona zamanı varsa diğer yeteneklerinizi de görüyor. O yüzden bu önemli. Sadece en önemlileri üst sıralara girin. Yani burada sıralama önemli. Sıralamayı ayarlamak için de şuradan yeniden sırala diyorsunuz. Burada dilediğiniz sıra değişikliği yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bu gerçekten önemli. Çünkü eğer Vue.js developer arıyorsa bir firma, ben oraya başvurduysam ama bu yeteneğim de çok altlardaysa o firmanın radarına giremeyebilirim. O insan kaynakları uzmanlarının
dikkatini çekmeyebilirim. O yüzden bunun en yukarıda olmasını isteriz. Burada o az önce değindiğim işte firmada çalışırken giriyorsunuz bilgiler vesaire. Onlar burada toplamı görünüyor. Yani Vue.js üzerine bu arkadaş neler yapmış? Türk İş Teknoloji'de front-end developer olarak çalışırken bu teknolojiyi kullanmış. İşte Techrom firmasında çalışırken bu teknolojiyi kullanmış. Hey Teknoloji firması, yani bu firmalarda çalışırken bu teknolojiyi kullanmış. Bu bilgiyi buradan yine görüyoruz deneyim bölümünden. Bunun yanında onaylanmasını isteyebilirsiniz arkadaşlarınızdan, çalışma arkadaşlarınızdan özellikle. Bu yeteneğinizin onaylanmasını isteyebilirsiniz. Şu an biz kendi profilimizde olduğumuz için onayla butonu görünmüyor ama onay sayısı görünüyor. Arkadaşlarınıza bu yeteneğinizin eğer onaylanması gerekiyorsa, yani onlar buna layık görüyorsa gelip onaylamalarını rica edin. Bunlar da önemli. Bunun yanında bu artık kullanım dışı olan yetenek değerlendirmesi diye bir şey vardı. Bunu çok detaya girmeye gerek yok. Zaten kapattılar bu özelliği. Önceden sınavları oluyordu JavaScript'in. 6 ayda bir sınava girip, JavaScript'in dedim az önce affedersiniz, LinkedIn'ın sınavları oluyor. Herhangi bir dil üzerinde 6 ayda bir sınava girip rozet alıyorsunuz. Bu rozette profilinizde LinkedIn yetenek değerlendirmesini geçti olarak görünüyor. Bu da önceden insan kaynaklarının, işe alım uzmanlarının dikkat ettiği bir şeydi. Ama yanlış hatırlamıyorsam bir hafta sonra bu özellik kalkacak LinkedIn'dan. Dolayısıyla o sınavlar da ortadan kalktı. Yetenekler bölümüyle ilgili de anlatacaklarım bu kadar. Yeteneklerinize girerken abartmayın, çok fazla girmeyin. Yani yüzlerce yeteneği olamaz bir insanın. En çok güvendiğiniz 10-15 tane maksimum bilgi girin derim ben. Bu kısmı da geçiyoruz. Tavsiye kısmı var. Tavsiye kısmı ise siz birilerine tavsiye verebiliyorsunuz. Yani önceden buna tavsiye mektubu deniyordu. LinkedIn falan yokken, çok eski tarihlerde de olan bir şey bu. Bir firmadan ayrılırken o firmada görev alan sizden yukarıdaki mevkideki insanlardan sizin için tavsiye mektubu yazmasını istersiniz arkadaşlar. Benim için tavsiye mektubu yazar mısın? Daha sonra gireceğim firma bunu dikkate alacak, alsın dersiniz. Yani sizin üstünüz olması çok önemli. Yani doğru olan bu. Sizle aynı mevkide, aynı branşta da olabilir, aynı konumda da olabilir yazan kişi. Ama sizin üstünüz de olursa daha çok dikkate alınıyor. O insanlardan sizin için tavsiye mektubu yazmalarını rica edin. Bunu da LinkedIn üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani telefonla aramanıza gerek yok. Burada artı işaretine tıkladıktan sonra tavsiye isteyin bölümüne tıklayın. Kimden tavsiye almak istiyorsanız o kişiyi seçin. Ve o kişiden, hatta göstereyim, devamında göstereyim. Bu arkadaşla ne yaptığınızı, işte aynı grupta beraber çalıştık, neredeyken çalıştık, buradayken beraber çalıştık şeklinde bilgileri gönderiyorsunuz. Ona mesaj olarak gidiyor. Buraya yazdığınız açıklama mesajıyla birlikte gidiyor. Boş bırakırsanız böyle gidiyor. O da size bir mektup yazıyor. O mektubu da sonra LinkedIn size soruyor. Bunu burada göstereyim mi profilinde diye. Burada gösterin. Bu da önemli gerçekten. İnsan kaynakları uzmanlar dikkate alıyor. Burada çok sayıda tavsiye olabilir. Genellikle çalıştığınız firmadaki bütün yani yöneticilerinizden, üstlerinizden, amirlerinizden bunu isteyin. O arkadaşların şimdiki çalıştığı firmalar, şimdiki görevleri de yani yukarı bir mevkideyse, iyi bir mevkideyse ona göre daha çok dikkate alınıyor bu mektuplar. Siz de başkalarına tavsiye mektubu verebilirsiniz. Onlar da verilen kısmında görülüyor. Yani başkaları da sizden aynı şekilde tavsiye mektubu isteyebilir. Bunun dışında yayınlar diye bir bölüm var. Burası gerçekten ek bir bölüm. Kimsenin önem vermediği, dikkat vermediği bir bölüm. Burada makaleler, kitaplar, dergilerde yazılarınız varsa, yayınlarınız varsa onları da yine yayınlar bölümüne ekleyebilirsiniz.
Ben böyle bu hiç yazılımla ilgisi yok ama ben zamanında eklemişim. Öyle kalmış. Bu da edebiyatla ilgili bir şey. Benim hobim aslında bu. Uzmanlık alanım değil. Profille ilgili detaylar bu kadar. Birazdan değineceğim dediğim içerik üretme kısmı var, makale üretme. Orayı da hızlıca göstermek istiyorum size. Ana sayfaya geldik arkadaşlar. Burada yazı yaz diye bir bölüm var. Oraya tıkladığımızda bizi bir editöre götürüyor. Tıpkı Word gibi. Bu editör üzerinde makaleler yazabilirsiniz. Genellikle uzmanlık alanınızla ilgili yazmanız güzel olur. Bir makale yazın, bunu defalarca kaydedin, sonra gelip düzeltin, bakın falan. En sonunda da artık bu yayınlanmaya müsait diye düşündüğünüz zaman da yayınlayın. Burada ürettiğiniz içeriklerde insanlara ulaşacaklar. İşe alım sorumluları da bu içeriklere dikkate alıyor arkadaşlar. LinkedIn profiliyle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Dilerseniz artık sorularınızla ilerleyelim. Varsa sorularınız, onlar üzerinden tekrar gösterim yapabilirim. Öncelikle hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel anlattınız. Kendinize Teşekkür ederim. sağlık. Çok sağ olun. Buradan da iyi yayınlar mesajını ileten arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sorularınız varsa hocama cevaplar çete yazarsanız. O sırada ben de biraz şeyler sorayım hocam. Yayının başında belki söylemiş olabilirsiniz, ben kaçırmış olabilirim veya yeni gelen arkadaşlar için de. Kaç yıldır mesela front-end sektöründesiniz ve sizi front-end sektörüne iten şey neydi? Biraz Profesyonel konuyla olarak alakası oldu ama merak ettim. estağfurullah tabii ki. 4 yıldır profesyonel olarak şu anda front-end developer olarak çalışıyorum. Bundan öncesinde daha uzun aslında. Yani 10 yılı da aşkın bir süredir aslında front-end developer olarak çalışıyorum. Ama geçtiğimiz 4 yıldır firmalarda, görev aldığım firmalarda uzmanlık alanım bu haline geldi. Sadece bu işlere bakıyor hale geldim. Ondan önce biraz daha böyle hobi gibi GitHub'da geliştirmeler yapıyordum. Harika hocam. Arkadaşlarımızın galiba soruları yok. Çok O güzel zaman çok iyi anlattınız. anlatmışız. Ben de öyle düşünüyorum hocam. Gerçekten bu arada çok iyi anlattınız. Hani her şeyi detaylı olarak hiç aklımızda bir soru işareti kalmayarak anlattınız. Gerçekten. Bunun için tekrardan teşekkür ederim. Rica Buraya ederim. kadar geldiniz, bize zamanınızı ayırdığınız için de çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ne demek hocam? O zaman biz daha fazla sizi tutmayalım. Estağfurullah. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Başka etkinliklerde inşallah bir daha görüşmek dileğiyle. Biz sizi aramızdan görmekten çok memnuniyet duyarız. Tabii siz de Çok sağ olun. isterseniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Bir Biz teşekkür sonraki ederiz. etkinliklerde görüşürüz o halde. Aynen. Zaten yine sizle iletişimde de olurum ben. Arkadaşların Tamam. isteklerine göre etkinlikler olursa yine sizle de iletişime geçerim. Hay hay, O tamamdır. zaman Başarılar katılan dilerim. herkese teşekkür ederim hocam. Başta siz olmak üzere katılan hepinizlere, tüm arkadaşlarıma da iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.